Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk pembe bir yazma var. Bu yazmanın kenarlarını yeşil ipimle tığladım. Şöyle tığlamamı göstermek istiyorum. İkişer zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Orada daha önce istek üzerine bütün detaylarımı nasıl yaptığımı anlatmıştım. İki zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını tığlamamı ütüledim. Böylece modelim daha güzel yerleşiyor. Tığlamamı yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Çimenimi bu ipimle örüyorum. Çiçeklerimi yaparken de altın başak marka 5 numara pembe ip kullanacağım. Oyamı 22 numara bir tığ kullanarak yapıyorum. Ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirler. Bu modeli yaparken arkadaşlar önce çiçek motiflerini örmemiz gerekiyor. Yeşil iple başlayacağız çiçek motiflerimizi örmeye. Sonra pembe ipimizle devam edeceğiz. En son birleştirmeyi göstereceğim. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Motifimizin yapımına başlıyoruz. Burada 12 tane zincir çekerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Geri döndüm. Birinci zincirimin içine şöyle 2 tel. Şöyle söyleyeyim. Zincirimiz burada 3 tel oluyor. Onun bir teli altta, 2 teli üstte kalacak şekilde ipimi tutturuyorum. Şöyle oldu. Küçük bir yuvamız oluştu. Üstüne 1, 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Oluşan yuvama 2 2 çıktım, bir trabzan yaptım, bir doladım, ikinci, üçüncü, ikili trabzanlar yapıyoruz, ikişer ikişer çıkıyoruz, dördüncü, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şöyle yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine karşı taraf içinde 12 tane daha trabzan yapacağım. Bir defa doladım. Zincirimin diğer tarafına küçük küçük 12 tane daha trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle oluyor. 9, 10, 11, 12. 12 tane yaptık. Burada tığımın ucuna ipimi 1, 2, 3 kez doluyorum. Şuradaki birinci trabzanımın tepesine 2 ipimden, 2 telimden birden giriyorum. Tek girerseniz biraz esneme yapar. İkisine birden girmek gerekiyor. İkisine birden girdim. 2 çıktım. 2 çıktım. 2, 2 çıktım. Burada şöyle bir yeni yuvam oldu. Bunu şimdi çiçeklerimi yerleştireceğim. Dallarımı yapmak için kullanıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. 2, 2 çıktım. 4 zincirimin boyuna göre bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Trabzanımın önünden girip kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci. Yanına 2, yanına 3. Birazcık yakınlaştırayım daha güzel görün. Yanına dördüncü, 5. 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle çektim. 7. sık iğnem yuvada. Yeniden 4 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Trabzan yapıyoruz. Üstüne 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2. 3. 4 5 6 tane sık iğne. Şöyle çektim kenara. 7.'si yuvamızdan. Yine 4 zincir çektim, bir kere doladım. 2 2 çıktım.
Üstüne 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına 3. 4. 5. 6. Yedincisi yuvadan. Yine 4 zincir çektim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıkıyoruz. Trabzan yapıyoruz. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden ipimi tutturdum. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yine düzelttim. Yedinciyi yuvadan yapıyorum. Son. Dört zincirimi çektim. Bir kere doladım. İki iki çıktım. Trabzanımı yaptım. Birazcık ip sarıyorum hemen. Beş zincir çektim üstüne. Geri döndüm. Trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnen bir yanına. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedincisi. Yine yuvamızda. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Çiçeğimizin kökü mü diyelim buraya, ne diyelim, hazırlandı. Şöyle. Bu boyayı eğer ben bütün yazmanın kenarına yapacak olsam ilk önce bunları yaparım. Daha sonra renkli kısmını en son birleştirmesi olacak şekilde hazırlarım. Bir oyanın kenarına yaklaşık 48 tane falan, her kenara 12 tane gidiyor arkadaşlar. Ne sıklıkta yaptığınıza da bağlı. Biraz yaparsınız, örersiniz. Eksik kalırsa bir iki tane daha yapmanız belki gerekebilir. Şimdi çiçeklerimizi yapalım birlikte. Pembe ipimize geçiyoruz. Pembe ipimle ilmeğimi oluşturdum. İki defa tığımın ucuna ipimi sardım. Örneğimizin düz yönü bu taraf. Ters taraftan başlıyoruz. Birinci dalımızda 5 zincir çekerek bıraktığımız yuvadan ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Yine iki defa doladım. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine iki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. İki kez dolayıp diğer yuvaya geçiyorum. Şöyle oldu. Olan kısmı. Yine iki defa dolayalım. Aynı yerdeyiz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. İki kez doluyorum. Aynı yuvaya dönüyorum. Her birine böyle VV yapıyoruz arkadaşlar. V harfine benzeyen motifler, modeller yapıyoruz. Birinden diğerine geçerken arada 3 tane zincir çektim. 2 kez doluyorum, yine diğerine geçtim. Altı zincirimi çekiyorum, yine aynı yuvaya 2 kere doladım. İki tane trabzan yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekelim. 2 kez doluyorum. Geldim. Yine aynı yuvaya trabzanımı yaptım. Son yuvamızdayız. Aralarda 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Yerimiz belli. Hemen dalımızın ucundan tutturuyoruz. Yine 2 kez doluyorum. Yine. Altı zincir çektik arada. 2 kez doluyorum. Yine aynı şekilde yaptık. Son 2 trabzanımızı da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada işimiz bitti. Bir tane zincir çektim. Ters yönde işimiz bitti. Örneğimin düz tarafına geçtim. Düz tarafta 2 kez doladım. 2, 2, 2 çıktım. 2 kez doladım. 2, 2, 2 çıktım. Yine 2 kez doladım. 3 kez şöyle trabzanımız oluştu. Bir tane daha yapacağız.
üstüne tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Biraz önce başlarken bu zinciri çekmedik. Çünkü zaten şu tarafta trabzan olduğu için bir mesafeyi sağlıyordu. Bu nedenle bitirirken çekiyoruz. 1, 2, 3 zincirle başladım. 2 kez doladım. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. 2 kez doladım. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Yine 2 doluyorum. Yine 2 doluyorum. Aynı şekilde 4 tane yan yana trabzan yaptım. 3 zincirle başlamıştım. Fakat bitirirken 4 zincirle bitiriyorum. Döndüm yuvaya. Yeniden 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. En son buraya bir tane daha yapıyoruz. Şimdi çiçeğim burada bitti. Şöyle göstereyim. Şu aradaki 3 zincirin altından tutturalım. Burada da hiç zincir çekmeden yine 2 kere dolayıp yuvamızdan devam ediyoruz. Şimdi bunu 4 kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Aynı kolay bir şekilde yapılıyor zaten. Ben bu kısmını hızlıca ilerleteyim. Sonra en son nasıl bitirdiğimi de göstereceğim size. Sonra birleştirmesiyle devam edelim. Ben çiçeğimin son bölümüne geldim arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra şu ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile çiçeğimizin dalını tutturuyoruz. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Şöyle ben bu tür motifleri oyaya eklemeden önce ütülemiyorum. Tek motif siparişi alındığında falan ütülenebilir tabii ama ben genellikle oya ile birlikte ütülüyorum. Bu şekilde motiflerimizi hazırlıyoruz. Genellikle bu örnek kırmızı ile yapılmış. Hep benim gördüğüm fotoğraflarda. Ben bu sefer böyle pembe ile yaptım. Şimdi hemen nasıl birleştirdiğimi size göstereyim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi eklemeye başlayalım. Hem çimen öreceğiz hem de ekleyeceğiz. Motifler bizi çok oyalayacak ama eklemesi çok çabuk ilerliyor. Çok keyifli oluyor. Hemen şöyle tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Tığ oyasıyla ilgilendiyseniz eğer daha öncesinden bir yapmışlığınız varsa çok kolay anlayacaksınızdır. İpimizi tutturduk. 3 tane zincir çektik. Bir kez dolayıp 2 2 çıkarak hemen yanındaki tığ battıya küçük bir trabzan yaptık. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 3 zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battının altından 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine trabzanımın önünden düğümledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekip geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 3 zincirle tığ battıya döndüm. Şimdilik 3 tane başlangıç için yeterli. Sadece bunu örerek bu çimeni hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizi tutturalım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Tığ battının altından girdim. 2 2 çıktım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim burada. Hemen çiçeğimi alacağım. Biraz önce yaptığımız çiçeğimiz geldik. Şöyle çiçeğimin ön yüzünün düşmesini istiyorum. Bunun için şöyle arkadan elime ters yüzünü alarak yapıyorum. Tutturdum. Bir zincir daha çektim. Döndüm. Kirpik düğümler gibi düğümledim. Burada toplam aslında 3 zincir çekilmiş oluyor. 5 zincir çekerseniz çiçek biraz fazla uzun duruyor. Yani şu bağlantı noktası. Bir tane zincir çektik. Bir tane sık iğne ile tutturduk. Bir zincir daha çekip kirpiğimizi düğümledik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum üstüne. Sonraki tığ battıdan tutturdum. Yine 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3 tane zincir çektim. Sonraki tığ battıya geçtim. Arada 8 tane yapacağım. Şöyle göstereyim. Arada 8 tane bu çimenden yapıp üstüne bir tane motif ekleyeceğim. Motifim de bu şekilde. Hızlı bir şekilde ben şimdi geri kalan kısmını ekleyeyim. Sonra ütüleyip ütülenmiş halini göstereceğim size.
Oyamın diğer çiçeğini de ekledim arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Balıkesir'den beni takip eden bir takipçimin isteğiydi. Sanıyorum o yörede daha büyük oyalar tercih ediliyor. İnşallah onun da isteği yerine gelmiştir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Anlattığım gibi yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır. Yakın plan fotoğraflarım için de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.